İyi günler. Bu videomuzda merdiven hesabı, mimari çizimlerdeki merdiven hesabı nasıl yapılır, AutoCAD'de nasıl çizilir bunu göstermeye çalışacağım. Şöyle basit bir kat planımız var. Tek gözlü bir ev, kulübe gibi düşünün. Önünde şöyle bir sahanlığı var. 100 cm genişliğinde. Burası da bahçe. Şimdi bahçeden sahanlık kısmına, yani binanın giriş kısmına çıkacağımız şöyle bir merdiven çizeceğiz. Bu merdivenin kol genişliği, yani merdivenin uzunluğu 240 cm. Genişliği, yani kol genişliği 120 cm. Şimdi içindeki hatch'i bir boşaltalım. Bunun AA kesitine baktığımızda, daha önceden çizmiştim ben bunu. Yani bahçe kotumuz 0. Çıkacağımız sahanlık kotumuz ise 154 cm. Bunu 240 cm kol boyunda çıkacağız. Bunun hesabını nasıl yapacağız? İlk önce merdiven elemanlarını tanımamız lazım bunu yapabilmek için. Şurada da daha önce çizdiğim örnek bir merdiven var. Her bir basamağın, yani şurası basamak, ön tarafında bulunan kısma rıht deniyor. Bunun yüksekliği ise rıht yüksekliği diye ifade ediliyor mimari çizimlerde. Teknik isimlerinden bahsediyorum. Burası ise basamak genişliği. Şimdi bizim rıht yüksekliklerimiz, belli mimari standartlarımız var. Ortalama rıht yükseklikleri bina girişlerinde 12-14 cm, okul hastanede 14-16 cm, apartman merdivenlerinde, yani katlar arasındaki merdivenlerde 16-18 cm, bodrum, çatı arası gibi çok kullanılmayan, çok nadiren inilip çıkılan yerlerde ise 18-22 cm olarak ortalama alabiliriz bu sayıyı. Şimdi rıht yüksekliğimiz belli. Yani neyi alacağız? Apartman merdivenleri değil, bina girişi. Bizimki bina girişi. Yani 14 santim alabiliriz rıt yüksekliğimizi. Rıt sayısı ise, şuradan tekrar çizimimize gelelim. Yani buradan şu alanla, şu alana çıkmak için sahip olan rıtların sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığımızda rıt sayısı o. Şimdi biz bunu nasıl hesaplayacağız? Rıt yüksekliğimizi 14 cm olarak kabul ettik. Formülümüze bakıyoruz. Rıt sayısı kat yüksekliği bölü rıt yüksekliği. Yani kat yüksekliğimiz neydi bizim çizimimizde? 154 cm. Hemen 154 bölü rıt yüksekliğimizi de 14 santim almıştık. Yani sonuç itibariyle eşittir arıyorum tabii bu sırada. Evet, eşittir 11. Yani 11 tane rıtımız var. Basamak sayısı, yani şuradaki basamakların sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dersek buradaki basamakların sayısı kaç olacak? Hemen formülümüze bakalım. Basamak sayısı eşittir rıht sayısı eksi 1. Yani bizim rıht sayımız kaçtı? 11. Eksi 1. O da eşittir 10. Yani 10 tane basamağımız var. Peki 10 tane basamağımız varsa basamak genişliğimiz ne olacak? Yani basamak genişliği derken şuradaki mesafe. Onu da şu formülle hesaplıyoruz. Basamak genişliği eşittir merdiven kol boyu bölü basamak sayısı. Merdiven kol boyu dediğimiz, yani şuradan şuraya kadar olan mesafe. Şurada da diğer kat planında da üst görünümde göreceğiz.
Merdiven kol boyu burası. Yani merdivenin uzunluğu 240 santim. Şimdi hesabımıza gelelim. Basamak genişliği eşittir. Merdiven kol boyumuz 240 bölü basamak sayımız da 10'du. Eşittir 24 santim basamak genişliğimiz var. Basamak genişliğimiz var. Yani şurada gösterebiliriz. Offset dersek O, Space, herhangi bir yere tıklıyorum, sağa doğru çekiyorum. 24, Enter dediğimde olmadı. 24 Enter dediğimde şuradakini 24 santim öteliyorum. 24, 24 öteliyorum buralar. Şimdi bunları ötelediğimizde basamak sayımızı zaten burada da göreceğiz. Basamak sayımız neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 tane basamağımız var. Hesabımıza bakalım, doğru mu? Evet, 10 tane basamağımız var. Şimdi bunun rıt yüksekliğimizi de 14 almıştık. Yani şuradan 14 santim rıt yüksekliği almıştık. Çizersek rıt sayımız da 11 tane olacak. Ben burada daha önceden çizmiştim. Kestinden bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane de rıt sayımız var. Buradakiler korkuluklar, buradakiler de küpeşte. Yani merdivenin yanında yer alan çubuklara korkuluk, üstünde bulunan o trabzan ya da küpeşte ismini verdiğimiz ahşap ya da metal kısımlar. Şimdi kesiti nasıl alabiliriz? Ben tekrar çizeceğim sizinle beraber. Bir yerin kesitini alacağımız zaman şuradan AA kesiti gösterdim ben. Kesiti alacağımız zaman başlangıç noktasından aşağı doğru bir çizgi çekelim. Bir de bitiş noktasından bir çizgi çekelim. Mesela şuradan olabilir. Tam bitiş noktası burası kesitimiz. Arada ne var? Merdivenin bittiği nokta var burası. Bunu da çizelim. Daha sonra sahanlığımızın bittiği nokta var. Bunu da çizelim. Bir de duvar kalınlığımızı gösterelim burada. Şimdi burası 240 santimdi. Kotumuz 154 santim. Yani şuraya baktığımız zaman 154 santim. Sıfırdan buraya 154 santimlik kısmı şöyle yukarı doğru çekiyorum. 154 yazdığım zaman yani merdivenim buraya kadar çıkacak. Bunu da uzattım. Şu aradakileri trimle temizleyelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Burayı çizdik. Şimdi merdivenimiz şuradan başlayacak. Daha sonra da böyle böyle devam edecek. Rıt yüksekliğimiz kaçtı? Line'a girdim L space'le. Buradan yukarı doğru 14 santim çıktık. Basamak genişliğimiz 24 santimdi. Onu gösterdik. Tekrar 14 santim çıktık. Tekrar 24 santim basamak genişliğe girdik. 14 santim çıktık. Bunu tek tek yapmanıza gerek yok. Şu şekilde mesela kopyalayıp, hatta array komutunu da henüz göstermedim ama onunla çok daha basit bir şekilde yapılabilir. Şöyle şöyle uzattım. Şimdi buraya ihtiyacımız kaldı mı bu çizgiye? Hayır, bu referans çizgimizi de buradan trimleyelim. TR space space dedim. Şu çizgiyi attım. Bu çizgiye ihtiyacımız var mı?
Onu da trimleyelim. TR space space dedim. Bunu da attım. Şimdi burada bir döşeme kalınlığımız olacak. Döşeme kalınlığımız 10 santim verelim. O space. Herhangi bir yere tıkladım. Aşağı doğru çektim. 10 değerini girip enter yaptım. Buradan aşağı doğru bir döşeme kalınlığı verdim. Daha sonra şuradan şunun orta noktasından buraya kadar bir çizgi çekiyorum. Daha sonra şunun orta noktasından 24 santim geldik. Sonra buradaki çizgiyle buradaki çizgiyi birleştiriyorum. Sonra da bunu aşağı tamamlıyorum. Şu referans çizgimi siliyorum. Şuradaki referans çizgimi de kaldırıyorum. Buraları da trimleyerek temizledim. Evet, burada duvarımız aşağı doğru kestiği noktaydı. Bunu da sildim. Merdivenin bindiği noktayı, duvara bindiği noktayı biraz uzatıyorum. 20 santim kadar. Bunu tamamladım. Tabi bu duvarımız tekrar yukarı doğru çıkacak. Onu aşağı taşıdığımızda göstereceğiz. Buradaki referans çizgimizi silelim. Kestiğimizi şuraya kadar alacağız. Şuradan bir sembolik şuradan keselim. Tık tık yapıp trimleyelim. Evet. Şimdi bu merdivenimizi başka bir yere aşağı taşıyalım biraz. Tabi sağdan sola doğru seçmem lazım. Şimdi bunu aşağı doğru taşıyalım. Taşıdık. Buradan duvarımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık kat yüksekliğimizde 2.50 olsun. Evet, O space. Bunu da 15 santim duvar kalınlığını gösterelim. Tabi kapı yüksekliğini de göstereceğiz burada. 2.05'te kapımız vardı burada. 205'e kadar çıkıyorum. Buradan kestim. Daha sonra da üst döşemesi başlayacak. Şöyle sembolik şuraya kadar çizdim. Offset dedim. 15 santim döşemeyi aldım. Burayı kapattım. TR space space diyerek trimledim. Şuradaki çizgiyi de kopyalayalım. Şuraya yine kestiğimizin bittiği noktayı gösterelim. Evet, burası bizim zeminimizdi. Zeminimizi çizdik. Şimdi betonarme taramamızı yapalım. Hatch komutuna girdim. Evet, betonarme taramamız burada. Bunun içini doldurdum. Duvarı da doldurdum. Bir de şurayı dolduracağım. Tamam. Çünkü burası tuğla duvar olacak. Buraya kapımız geliyor zaten. Evet, merdivenimiz kesitini bu şekilde oluşturmuş olduk. Hesaplarımızı kontrol edelim. Rıt yüksekliğimizi 14 santim almıştık. Basamak genişliğimizi 24 santim hesaplamıştık. Ve merdiven kol boyunu da şuradan şu merdivenin bittiği nokta, sahanlıkla birleştiği noktada 2.40. Yüksekliğimiz ise buradan buraya 154 santim. Evet, bütün hesabımız tutmuş.
Buraya daha sonra korkulukları da çizebilirsiniz. Yani hem merdivenimizi hesapladık. Daha sonra basamak genişliklerini tespit ettikten sonra bunları offsetle 24'er santim 10 basamak olacak şekilde çizdik. Daha sonra kesitini aldık. Kesitini de bu şekilde göstermiş olduk merdivenimizi. Ayrıca mimari çizimlerde merdivenin çıkış yönü de gösterilir. Onda line space, L space diyerek mesela merdivenimiz şuradan başlıyor, bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi ne tarafın çıkış olduğunu göstermek için aşağıdan yukarıya doğru ok işaretiyle gösterilir. Şurada hazır okumuz var. Bunu kopyalayalım. Şu şekilde koyalım. Sonra rotate komutuyla bunu döndüreceğiz. Rotate. Evet, merdivenimiz aşağıdan yukarı yönünü de göstermiş olduk. Bunu ara ara da şöyle aralara da koyabilirsiniz yine. Burası başlangıcı. Buradan başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Aynı zamanda mimari çizimlerde yine copy diyelim. Ctrl V diyerek mesela şuraya basamak sayıları yazılır. Bunları tek tek birinci basamak. Şimdi biraz daha ortalayalım. Move komutuyla. Evet. Bunu da tekrar copy. Şurayı referans alıyorum. Hepsini kopyalayıp daha sonra tek tek numaralandıracağım. Bu birinci basamak. İkinci basamak. İçine gidiyorum. Üçüncü basamak. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 basamağımız vardı. Burada da mimari çizimlerde de basamak sayılarını gösteriyoruz. Çıkış yönünü gösterdik. Kol boyunu ölçüsünü verdik. Kol genişliği genellikle konforlu çıkışlarda, yani minimum, özellikle apartman katlar arası apartman merdivenlerinde 120 santim alınır minimum. Daha da fazla yapılırsa tabii daha konforlu, müsait alan, daha taşınmalarda ve insanların iniş çıkışlarında çok daha konfor sağlar. Rıhtık yüksekliğinin de ideal boyutları, standartları, mimaride kullanılan boyutları bunlar. Bunları bilmekte fayda var. Rıhtık yüksekliği ne kadar düşük olursa o kadar daha konforlu ve rahat çıkılır. Araya sahanlıklar da konabilir. Fakat 12 santimden daha küçük rıhtık yükseklikleri de insanı yine yorar. Yani ideali bunun minimum 12, maksimum 22 santim olmak üzere rıhtık yükseklikleri standart olarak alınabilir. Ve daha sonra da bu referans alınarak diğer hesaplamalar yapılır. Bazı durumlarda alanınız kısıtlıdır ve basamak, yani merdivenin kol boyu mesafesine göre sayılarda basamak genişliği ve rıhtık yüksekliği de buna göre değişebilir. Yani ters işlemlerle buradaki formülleri kullanarak kullanabilirsiniz. Yani biz bunu 240 santim değil de 180 santimde de bu basamağa çıkabilirdik. Bu sefer ne olacaktı? Basamak genişliklerimiz daha dar, rıtlar daha yüksek, daha konforsuz bir merdiven olacaktı. Fakat bu dizayn ettiğimiz merdiven gayet konforlu ve çıkışı kolay bir merdiven oldu. Hem de mimari standartlardan sapmamış olduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.